YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben film ölçer Kerem Akça. Bugün sizlerle Kan 2022 seçkisinden izlediğim 32. film olma özelliği taşıyan Topkan Maverik ile ilgili görüşlerimi 27 Mayıs'ta ülkemizde vizyona girmesi vesilesiyle paylaşıyorum. Topkan özellikle 1986'dan bu yana bir devam filmi, bir seri üretimi bekleniyordu. E sonunda bu gerçekleşti. E, John e, şey Tom Cruise'un aslında yapımcılığında e, ve şey Jerry Bruckheimer'ın da hala kaldığı yerden devam etmesiyle gerçekleşen bir proje. E, ve özellikle yani devam filmlerinde e, aranan e, böyle duygusal dokunuşu barındırıyor baştan sona. Yani 131 dakika boyunca e, özellikle yani Topkan hayranlarını eee şey e, şey hayal kırıklığına uğratmayacak, pişman etmeyecek bir yapısı var. E, bu anlamda yani hem hüzünlü bir şekilde e, kendini izletebiliyor hem de duygusal duyguya e, göz yaşlarını boğabiliyor. Yani öyle bir özelliği var. E, böyle bir yapı kurulmuş. Ya zaten özellikle geçen senede No Time To Die ile Matrix Resurrections'dan böyle yapıları vardı. E, burada da yönetmen olarak seçilen Joseph Kosinski 2010 yılında e, Tron Legacy ile aslında 1982 yılındaki 15 milyon civarı bütçeli bir bilim kurgu sanal gerçeklik bilim kurgusu klasiğini ondan hani şey 28 yıl sonra yeniden canlandırmıştı Matrix sonrası çağda dijital çağda o anlamda gerçekten ilginç de o da yani oradaki dokunuşta burada da aynı bu açıdan yani Joseph Kozinski yakışmış projeye. Tom Cruise da yani aynı karizmayı devam ettiriyor. Bunun ötesinde e, filmin özellikle yani e, Jennifer Connelly'nin e, kelime akrisi zaten ilk filmde e, çok böyle hani aman aman bir Tom Cruise hani eşlik edemiyordu. Yani öyle bir iz bırakan bir hali yoktu orada. E, burada onun yerine gelen Jennifer Connelly fazlasıyla sahicilik katmış. Yani filmin özellikle e, yeni oyuncu tercihlerinde Jennifer Connelly ayrı bir yere oturtulabilir. Yani müthiş bir e, filme gerçekçilik katıyor, sahicilik katıyor. Ee, onun ötesinde Miles Teller'da hiç fena değil. Zaten Joseph Kosinski e, bundan önce de onunla çalıştığı filmde, Yangın filminde hiç fena kullanmamıştı ona. Kariyerinin en iyi performanslarından birini almıştı. Ya, bu açıdan özellikle o da fena kullanılmıyor ve özellikle burada Walkilmer'ın zaten bir hastalığa yakalanmasıyla yani Iceman karakterini yeniden canlandırması da özellikle e, Volkilmer ve Topkan hayranlarını fazlasıyla hüzünlendirecek, e, ağlatacaktır. Ee, onun ötesinde burada özellikle yani son dönemde çok böyle çizgi roman uyarlamalarında e, fantastik aksiyona e, böyle kafa şişirmeye çok fazla kaymıştı. E, o anlamda e, özellikle filmin açılış sekansındaki bir uzay yolculuğu bölümü var. O çok gerçekçi mesela. E, kapanış sekansındaki e, Bölümde fazlasıyla e, eski yani 80'ler ruhunu akla getiriyor böyle el memeyi, göz nuru bir hissiyat bırakıyor. E, onu söylemek lazım yani her ne kadar 15 milyon dolardan 170 milyona yükselse de bütçe. E, o anlamda gerçekten e, ilginç bir dokunuşta bulunmuş burada onu söylemek lazım. Ama özellikle filmin yani 20 ve 40. 50. dakikalar arasında biraz e, kontrolden çıktığını, hantallaştığını biraz fazla e, ne yapacağını bilemediğini söylemek lazım. Ama yine de e, yani duygusal devam filmleri arasında, hüzünlendiren devam filmleri arasına e, katılmayı hak ediyor. Ve Tom Cruise hayranlarını da fazlasıyla hedefliyor. Tabii yani Top Gun zaten e, hiçbir zaman Tom, Tony Scott'ın e, en iyi filmleri arasında olmamıştır. E, Jerry Bukheimer'ın da yaptığı en iyi üç film arasında zaten girmemiştir. Ya O sebeple burada da yine ortalama bir e, film izliyoruz ama özellikle hayranları fazlasıyla tatmin edecektir ve e, bu açıdan e, ilgi çekecektir e, ses görüntü buluşması açısından ses görsel efekt buluşması. E, benim top kanma veriye puanım 10 üzerinden 5.5 sizin top kanma veriye kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz e, ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.